Habertürk, Muharrem Sarıkaya, %28 eşiği, iki ittifak içindeki partiler açısından da %28 eşiği çok şey ifade ediyor. Çünkü bu eşiğin altında oyu bulunan partiler her bir puanlık artışta ortalama 7 milletvekili alırken %28'i aşmasıyla bu artış katlanıyor. Her bir puanlık yükseliş 14-15 milletvekili getiriyor. Bu eşiğin üzerindeki partilerin gerilemesi de aynı şekilde oluyor. %28'e kadar her bir puan düşüş 15 milletvekili götürürken bu eşikten sonra da yükselişinde olduğu gibi 7 milletvekili kayba uğramasına yol açıyor. Nitekim benzer sonuçları birçok partide çalışmalarında ulaşmış. Millet İttifakı tarafından dile getirilen iddiada ise ittifak içi beraberliğin %28 eşiğini aşmaya başladığı noktasında. Sahanın yeni ısınmaya başladığını, bundan sonraki süreçte özellikle de bayram sonrasında kalan 5 hafta içinde çok daha dinamik bir şekle geleceğine vurgu yaptılar ki Deva Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de bu iddiayı dile getiren isimlerden. Burada bir diğer soru da muhafazakar sağ seçmenin CHP'nin altı okuna oy basma davranışını gösterip göstermeyeceği. Şahin bu aşamada önemli bir bilgi aktardı. Parti yönetimi bütün il ve ilçe teşkilatlarına Genel Başkan Ali Babacan'ın ismi ve resminden biraz daha büyük ölçüde CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resimlerinin asılması talimatı vermiş. Bunun eksiksiz bütün teşkilat kadrolarının uygulamasında da bir aksiliğin oluşmayacağından da eminler. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de benzer bir yaklaşımda bulundu. Bütün araştırmalarımız bize aynı sonucu gösteriyor. Saadet Partisi tabanının %90'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Bu oran gittikçe de artar dedi. Ancak Saadet Partisi içinde en büyük uğraş milletvekili adayı bulunmayan Konya, Adana, İzmir, Balıkesir, Manisa gibi iller. Bu illerde de Saadet Partisi kadrolarının diğer illerden daha fazla milletvekili gelmesine katkı sağlaması için sandığa gidip oy vereceği beklentisindeler. Ayrıca garanti seçilecek yerden Saadet Partisi'nin 9, Geleceğin 10, Devan'ın da 11 milletvekilini meclise taşıyacak olmasından da hepsi mutlu. Çeperdekilerin de gelmesi halinde bu sayının çok daha yukarı çıkma şansı bulacağını da görüyorlar az oyu olanlar kazandı. Dolayısıyla bu sistemde Cumhur İttifakı'nda da olduğu gibi az oy alan ittifak içindeki partilerin kazancıyla sonuçlanacak. Bu oy oranlarıyla mecliste temsil edilme şansı bulamayacak partiler sadece milletvekili değil, iktidarın getirisinden de yararlanma olanağına kavuşacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı 3 numaralı kararnamesi gereği bir anda yüzlerce kadro boş kalacak. Hatta bu sayı boşalma etkisi nedeniyle Taşeron kadrolarının da boşalacak olması dikkate alındığında 2800 civarına ulaşacak. Belki de bundan kaynaklansa gerek dikkat edilirse liste isyanları geçmiş seçimlerdekinin çok daha altında. CHP'den Ergine bakış. Nitekim dün CHP yöneticileriyle konuşurken konu dönüp dolaşıp Deva Partisi'nin Ankara 1. Bölge adayı Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergine geldi. CHP yöneticisi Genel Başkan'ın bu konuda açıklama yaptığını, diğerleriyle de polemiğe girmek istemediğini belirterek şu soruyu yöneltti. Acaba tepki gösteren arkadaşımız arzu ettiği 1. bölgeden aday gösterilmiş olsaydı aynı tepkiyi gösterir miydi? Diğerleri de CHP ile ilişkili olmayan ama kendini CHP'yi yöneten yerine koyan kişiler. Ayrıca bu konu devayı ilgilendirir. Kimi koyacağına ortak listede kendileri karar verir. Bu da gösteriyor ki CHP yönetimi içinde mesele edilecek bir konu gibi görünmüyor. Karşı cephenin abartarak oy kaçışı yaratma çabası olarak görüyor. İttifak için çaba gösterdi. Bunun da kısa süre içinde tamamlanacağına inanılıyor. Deva yönetimi de benzer yaklaşımda. Genel Başkan Yardımcısı İdris Çahin, konunun kendilerini ilgilendirdiğini, istedikleri ismi verme hakkına sahip olduklarını anımsatıp ekledi. Altılı Masa'nın bu noktaya gelip bir liste ittifakına dönüşmesinin gerisinde Mekik diplomasisini yürüten en önemli isimlerden birisidir Sadullah Ergin. Bu sözleri söyleyenler bunu biliyor mu? Bize CHP'den de örtük veya açık, Sayın Erginle ilgili tek bir telkin de gelmediği gibi Sayın Oğuzkan Salıcı da bu iddiayı ilk ortaya atan gazeteciyi yanımızda arayıp CHP adına yalanlamada bulundu. Zaten bize de bu konuda bir telkin veya ima dahi gelmedi. Haksız da değil. Masada otururken tek kelime edilmeyip listeye girince sorun gibi göstermenin gerisinde kendisi yakını veya tanıdığının listelerde yer almamasının etkisinin büyük olduğu açık. İttifaka yeni slogan, İyi Parti'den lansman. Peki, AK Parti'nin önceki gün yeniden Refah Partisi'nin bugün adaylarını tanıttığı bu süreçte Millet İttifakı bileşeni partiler kendi lansmanını yapacak mı? CHP'nin yapmayacağını dün yazmıştım. Ancak İyi Parti hafta sonu aday tanıtım toplantısı düzenleme kararı almış. Diğerleri de CHP listesinden olduğu için düşünmüyor. Gerekçeleri de deprem sürecinde tanıtım toplantısında müzik çalınacak olması. Bu aşamada aday kampanya sürecinin nasıl yürütüleceğine yönelik hazırlıklar da bitmiş. Millet İttifakı'nda liste ortaklığına giden partilerde de görev dağılımı yapılmış. Bu aşamada Türkiye hakkını alacak sloganının yakında tanıtıma çıkması hedeflenirken, ana temanın birleşe birleşe kazanacağız olması görüşü de benimsenmiş. Liderler 30 insanda birlikte çıkacaklar. Bu aşamada liderlerin ortak programı da netleşmeye başlamış. Aktarıldığına göre iftar programları kapsamında liderler gelecek hafta sonu kutlanacak bayrama kadar bu şekliyle devam edecek. Bayramda Millet İttifakı liderlerinin hepsi deprem bölgesinde buluşacak ve çadır kentlerden birinde bayramlaşma yapacak. Ardından illerdeki güçlerine göre ikili, üçlü veya altılı mitinglerde buluşacak, bunlara bazen İmamoğlu ve Yavaş da katılacak. Millet İttifakı'nın altı lideri ve iki büyük şehir belediye başkanı ile birlikte seçmenin karşısına el ele tutuşup çıkacakları tarih ise 30 Nisan olarak belirlenmiş. Aktardıklarına göre henüz üzerinde çalışılan bu etkinlik bir meeting olabileceği gibi bir başka program olarak da gerçekleşebilir.